Atölyesi YouTube kanalımız bir soru bir cevap videosuyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Her şey yolundadır sanırım. Sınavlar yine koşturmaca. Biz de koşturmaca. Kitap bir yandan, sınıflar bir yandan, işte TOEFL çalışmalarımız, IELTS çalışmalarımız bir yandan böyle koşturup gidiyoruz işte. Bu aralarda videolar çekmeye çalışıyoruz sizlere. Umarım faydası oluyordur. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz bize. Teşekkür ederiz. Dışarıda hala tanışmaya devam ediyoruz. Çok böyle beklenmedik ortamlarda, yani taşındığım, Göztepe'ye taşındığım son zamanlarda orada bir gece çok aç gitmiştim eve, derslerden çıkıp evde yiyecek hiçbir şey yok. Binamızın yanındaki binanın altında ki böyle geceleri açık olan o küçük sayısal oynanıyor vesaire oynanıyor falan ya, öyle büfeye girdim. Dedim ben çok açım, ne yiyebilirim? İşte şunlar şunlar var dedi. Bir kuruyemiş aldım, orada bir tane kız böyle bakıyor bana, ben de ona bakıyorum. O şöyle kafayı eğdi, ben de kafayı yiyorum. Nereden tanıyorum sizi dedi. Valla dedim bilmiyorum ama yani ben hatırlayamıyorum. Yani özür diliyorum eğer hani, çünkü 2001'den beri ders anlatıyorum. Binlerce insanla tanıştım. Aa dedi, test atölyesi, YouTube kanalı. Ah çok teşekkürler dedi. İşte Erasmus için İTÜ'de not arttırma sınavına girmiştim dedi proftan. Şimdi kazandım, gidiyorum. Çok yararlı oldu. Sanki yüz yüze ders yapmışız gibi geldi dedi. O kadar böyle şey ders gibi anlatıyordunuz falan. Ha dedim, teşekkür ederim dedim. Yani işe yaradığını duymak güzel. Hani gecenin 11.30'unda hani böyle tekel bayisinde kuruyemiş alırken buraya karşılaştık. Çok güzel bir şey. Şimdi bu videonun konusu readinglerde falan böyle bazen aa burada bu kelime varmış falan deyip bize gol atan üçlü. Hardly, barely, scarcely. Bunlar neredeyse hiç, çok zorlukla o sıfatı ya da fiili yapıyoruz anlamına gelip cümleyi olumsuzlaştıran kelimeler arkadaşlar. Sinsi kelimelerdir. Çünkü biz olumsuzluk deyince hep böyle bir not, işte hani doesn't, didn't, don't, haven't, hasn't'lı bir şeyler görmeye, yani notlu mutlu bir şey diyorum ben hep ona. Böyle şeyler görmeye alıştık ya. O yüzden mesela it was barely interesting dediğiniz zaman, it was hardly difficult dediğiniz zaman bir şey için, ya pek de zor değildi, pek de eğlenceli değildi demek. Telefon açtım mesela, Eray diyorum, sesin gelmiyor ya da çok zor duyuyorum. I can barely hear you diyebilirim. Çok böyle derinden geliyor, cızırtılı mızırtılı geliyor. Şimdi bu videoda uyarmak istediğim konu şuydu. Hardly, barely, scarcely gördüğünüz zaman mutlaka altını çizin arkadaşlar. Eğer sınav ortamındaysanız ya da bilmiyorum işte roman okuyorsanız, bir şey yapıyorsanız, hani akademik ortamda değilseniz tabii kalemle roman okuyacak haliniz yok. Ama sınavlardan daha çok biz bahsettiğimiz için atölye olarak ve gördüğümüz dikkatsizlik hatalarının hatta başına yazabileceğimiz kadar sıklıkla çıkan bu üç kelime olduğu için bu videoyu çekiyoruz. Hardly, barely, scarcely. Bu üç kelime cümleye olumsuzluk katar. She could barely pass the exam. Yani kıl payı falan geçmiş. Hatta Isaac Newton parçasında vardı It Proficiency'de ve oradan soru geldi arkadaşlar. O yüzden hardly, barely, scarcely bu üç kelime çok önemli. Olumsuzluk veriyor olduğunda hatırlayalım. İyi bakın kendinize. info@testatölyesi.com'dan bize merak ettiğiniz yeni şeyleri gönderebilirsiniz. Biz de size burada bir soru bir cevap, bir soru bin cevap, işte uzun videolar ve bir de başka bir konseptimiz daha geliyor. Onu da çok seveceksiniz. O da yakında başlıyor. Görüşmek üzere. Size elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.